Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size günlük ve okul makyajımı göstereceğim. Başlığı niye böyle yaptım? Çünkü hem okula giderken bu makyajı kullanıyorum, hem de günlük hayatımda eğer ani bir plan yaptıysam, hızlıca bir yerlere gitmem gerekiyorsa, ben iyi görünmek istiyorsam bu makyajı yapıyorum. Okula da genelde hızlıca gitmem gerektiği için, uykum kıymetli olduğu için bu makyajı yapıyorum. Çok uzatmadan başlayayım. Umarım beğenirsiniz videoyu. Evet, makyajıma ilk olarak concealer ile başlıyorum. Bunun için Wet n Wild Photo Focus Concealer ile Revolution'un Conceal and Define kapatıcısını karıştırıyorum. Bu Light Ivory renginde Wet n Wild'inki. Revolution ise C2 renginde. Şu ekibini tek başına sevmiyorum. Benim yüzümde garip duruyor, beyaz duruyor. Bunu tek başına da çok seviyorum. Bunları karıştırınca iyice seviyorum. Eğer çok az kapatıcılık istiyorsam, daha hafif bir duruş istiyorsam bunu tek başına kullanıyorum. Daha fazla kapatıcılık istiyorsam da bu ikisini karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi concealer'ı göz kapaklarıma da getirdim, o koyu ve damarlı görünümü almak için. Şimdi de bunu sabitleme aşamasına geçeceğim. Sabitleme benim için önemli çünkü o kırışıklıklara dolmuş görüntüyü hiç sevmiyorum ve ben hangi ürünü kullanırsam kullanayım, maalesef bende oluyor. Hem göz altımı hem de göz kapaklarımı sabitlemek için Wet n Wild'ın Brulee adındaki farını kullanacağım. Bunu hem gözaltı pudrası olarak hem de far olarak çok seviyorum. Ha, şöyle bir çok önemli bir özelliği var mı? Yok, hani renk pek çok paletinizde olabilecek bir renk. Tekli halinde de pek çok markada bulabilirsiniz ama ben hem uygun fiyatlı olmasını hem de küçük ve kompakt olmasını seviyorum. Tek sıkıntısı bittikçe, kenarlarında kaldıkça kırılmaya başlıyor ve kullanması iyice zorlaşıyor. Tek sıkıntısı bu. Bu yüzden ben biraz daha dengeli gidip, mesela şimdi bu 3 farklı yer açılmış ya, şu kenarlardan almaya çalışıyorum ki sadece kenarlarda kalmasın. Eşit seviyede bitirmeye çalışıyorum. Bir sonraki adım ise benim için de önemli adımlardan biri. Çünkü biliyorsunuz hem kirpiklerim düşük, hem göz kapaklarım düşük, gözlerim garip bakıyor. Bu kirpiklerimi daha dolgun göstermeme yardımcı oluyor. Şu kirpik diplerime, tam şu gördüğünüz boşluk kısma siyah kalem geçmek. Ben bunun için NYX'in bu asansörlü göz kalemini çok seviyorum. NYX Retractable Eyeliner olarak geçiyor. Şöyle çok mu kalıcı? Hayır. Yani biraz akma yaşanıyor ama bence diğer göz kalemlerine göre çok daha az bir akma oluyor. Yani tırnağınızın ucuyla şöyle yaptığınız zaman geçiyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Ama maalesef fiyatları zamlandı. O yüzden de muadil arayışına gireceğim. Ama şu anlık bunu kullanıyorum. Hemen bakışlarda bir farklılık yaratıyor bence bu adım. Sonraki adım ise bu opsiyonel bir adım. Ben bunu her zaman yapmıyorum. Eğer vaktim varsa yapıyorum. Eyeliner adımı. Vaktim yoksa da bunun üzerine sadece bu adımı çıkarıp aynı makyajı yapıyorum. Ben NYC'nin Liquid Eyeliner'ını kullanıyorum. Bunu çok seviyorum. Maalesef ülkemizden gitti. Ben bunu bir tane bitirdim. Bunu yeni açtım. Bir tane de yedeğim var. Bitince ne yapacağım bilmiyorum. Hem fiyatı, hem yapısı, hem fırçası olsun. Dünyanın en güzel eyeliner'ıydı. Niye gittin? Üzülüyorum. Neyse, bununla yarım eyeliner çekeceğim. Son zamanlarda yarım eyeliner'a taktım. Hem böyle sade, elegan duruyor, hem çok makyaj durmuyor. Hem de çok fark yaratıyor bence gözde. Mümkün olduğunca muntazam bir yarım eyeliner çekiyorum bununla. Evet, mesela bunun ucu tam istediğim kadar olmadı. Benim çok sık yaşadığım bir şey. Bunun için de hemen kısa bir çözüm var. Şimdi
kulak çubuğunu alıyorum ve hemen ucunu sivrileştiriyorum ya da dilersem siliyorum. Ama genelde böyle altından üstünden geçerek sivrileştiriyorum. Eyeliner'ımı kururken de yüzümün, gözümün geri kalan kısımlarını halledeceğim. Rimeli en son yapacağım ki eyeliner'ım kurusun ve bozulmasın. Şimdi de sıradaki adımımız tabii ki benim için en önemli adımlardan biri olan kaş. Ben bunun için Anastasia Beverly Hills'in Brow Pomade'ini kullanmayı çok seviyorum. Ve 2 yıldır falan her gün kullanmama rağmen hala bitiremedim. Kuruyup kuruyup duruyorum. Botun draw liner'ıyla hemen çözüyorum. Daha sıvı değil de eski haline geri döndürüyorum. İlk önce buna başlamadan önce kaşlarımı tarıyorum. Maybelline kalemindeki kaş tarağını çok seviyorum. Daha sonrasında brow pomade alıp dediğim gibi doldurmaya başlıyorum. Evet, kaşlarımı da bitirmedim. Sonrasında da gerekli bazı boşluklar kalıyor. O yüzden gerekli yerlere de Wet n Wild'ın bu değil. Wet n Wild'ın kaş kalemini geçiyorum. Bunu seviyorum. Pek çok sevmeyen var ama ben seviyorum. Gerekli yerlere şöyle hafif hafif geçiyorum. Özellikle şuralarıma. Ve şurama. Benim allık ve aydınlatıcı opsiyonlarım genelde değişik oluyor. Yani çekmeceye açıp canım ne isterse sürüyorum. Çünkü makyajı her şey gidiyor. Ama en sık elimin gittiği, bu makyajı en çok yakıştırdığım Dabalman Dawn Boy allığı. Yanaklarım benim güzel tatlı bir pembelik veriyor. Ben de seviyorum. Söylediğim gibi benim highlighter yani aydınlatıcı opsiyonum da hep değişiyor. Çekmeceyi açınca canım ne isterse onu sürüyorum. Bugün de bunu da sleek, alınması gereken sleek ürünlere videomda bahsetmiştim. Bundan yaptığım karışımdan, Allah! Yaptığım karışımdan bahsetmiştim. O yüzden Sleek'in Solstice adlı highlighter paletini kullanacağım. İlk önce şu gördüğünüz rose gold renkten alıyorum. Gözüküyor mu? Rose gold renkten alıyorum ve sürüyorum. Sonrasında ise şu beyaz, sarı alt tonlu beyaz rengi alıp elmacık kemiklerimin en yüksek noktasını sürüyorum. Daha sonrasında fırçamı biraz temizleyip yanağımdakileri biraz daha dağıtıyorum. Evet, en sonunda da kirpiklerime geçiyorum. Bunun için kirpiklerimi kıvıracağım. Evet, kirpik kırmak aşırı fark ettiriyor yani. Kirpiklerim böyle kalsa. Ve Maybelline'in Big Shot adlı maskarasını kullanacağım ilk kat olarak. Ben maskaralarımı hep çift çift kullanıyorum yani. İki maskarayı karıştırmayı tek maskara kullanmaktan daha çok seviyorum. Daha çok etkili buluyorum. Bugün de öyle yapacağım. İlk adımım Maybelline Big Shot. Ve bununla kombinlediğim maskaram. Bunu yaklaşık 2 aydır yapıyorum. Ve çok seviyorum bu iki kombine. Maybelline değil. L'Oreal'in Unlimited maskarası. Maskarası. Niye öyle söyledim bilmiyorum. En son adımım ise dudak. Çoğu zaman ruj sürmüyorum. Doğru söylemek gerekirse bu kadar rujum olmasına rağmen. Çünkü üşeniyorum. Bulaşma kaygım oluyor. Çoğu zaman ruj sürmüyorum. Ama sürmek istediğim zaman da makyajı her renk gittiği için çok rahat davranıyorum. Ama en sevdiğim, yani rahat davranıyorken istediğim her ruju sürebiliyorum. Her renk sürebiliyorum. Bugün sürmek istediğim renk ise Make and Break Ola adlı rengi.
Evet, benim günlük makyajım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım size bir fikir verebilmişimdir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.